Sindiya ailesi gelinlerinin herhangi bir iş yerinde çalışması ve sokaklarda gezmesi benim kesinlikle hoşuma gitmiyor. Hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse o neden bilmiyor? Bu gelin elinde mikrofon sokaklarda gösteri yapıyordu. Bunu karına iyice anlat. Aile büyüklerinin haberi olmadan sokaklarda bir radyo için çalışması hiç doğru değil. Evde çok fazla insan var ama kimse kimin ne yaptığını bilmiyor. Bugün senin dikkatsizliğin yüzünden o kadar çok şeye cüret etti ki, evlendikten sonra bile küçük gelinin bir radyoda çalışmaya devam ediyor. Baba, Paride habersiz işe gitmiyor. O bunu bana söyledi ve benden izin aldı. Eğer herkes unuttuysa şunu hatırlatmak isterim ki, bu evde bir karar alınacaksa o hak sadece bana aittir. Karına şunu söyle. Bugünden sonra senin karın evden dışarı adımını bile atmayacak. Gezmek için bile çıkmayacak. O 21. yüzyılın bir kızı. Bu kız kendini erkeklerle bir tutuyor. Ayrıca sen bunu evlenmeden önce düşünmeli. Ben bu ailenin itibarının sokaklarda alay konusu olmasına seyirci kalacak biri değilim, tamam mı? Babacığım, ben neyi yanlış yaptım? Ben sadece elimden geldiğince kendi işimi yapıyordum. Herkes bana çok saygı duyuyor. Ve bu çalışmam konusunda annem ve babam bana izin vermişti. Burası babanın evi değil gelin. Senin evinde olanların hiçbiri umurumda değil. Burada sadece benim istediğim şey olur gelin. Anladın mı? Artık bu işi asla yapmayacaksın. O kadar. Evlenmek için çok acelem vardı değil mi? Ama her şeyden önce senin karının sorumluluğunu alman gerekirdi. Sen karını kontrol altına alamadın. Ona bizim evin adetlerini öğretmek yerine çalışmasını söyledin, öyle değil mi? O dışarıdaki tuhaf adamlarla konuşup şakalaşıyor. Peki sen burada ne yapıyorsun pratik? Bu Cindy ailesinin bir ferdine asla yakışmıyor ona göre. Kendine çeki düzen ver. Ama baba, Paride'nin çalışmasında yanlış bir şey yok ki. Buna bu yüzden izin verdim ben. Şuna bak. Oğlum pratik benimle tartışıyor. Birincisi, o kadar büyük bir şeyi benden sakladı ki babam bunu öğrendiğinde kendini nasıl hisseder diye hiç düşünmedi. Eğer karına hayır demeye cesaretin yoksa bana gelseydin ve bu konuyu bana anlatsaydın ya pratik. Sonra ne olurdu baba? Beni dinler miydin? Anlamaya çalışır mıydın beni? Hayır. Pratik! Ben doğruyu söylüyorum baba. Sen çocuklarına hiçbir zaman sevinçlerini ve kederlerini paylaşma hakkı vermedin. Gelip seninle konuşamadık bile. Sen sadece senin yolunda yürümemizi istiyorsun baba. Yaş abim hayır dedi. Ama sen yine de polisi çağırdın. Arti yengem senden özür diledi. Ama kabul etmedin. O halde ben neden seninle konuşayım ki baba? Yaş abim ve Arti yengem bu evliliğe inandı. Sen de inan. Artık şu boşanma konusunu aklından çıkar lütfen baba. Pratik! Hayır baba. Ne yapıyorsun? Oğluna el kaldırma baba. Hayır baba. Bu doğru değil.
çocuk babasıyla nasıl konuşacağını unutmuş galiba. Bunlar o inatçı karısı yüzünden oldu hep. Baba, ben onunla konuşurum. Ama lütfen sen biraz sakin ol. Sağlığını düşünmelisin. Paridi'nin çalıştığını bildiğimi bilmemesi gerek. Yoksa bu benim için hiç iyi olmaz. Üzgünüm abi. Ben babamla bu şekilde konuşmak istemezdim. Beni affet abi. Ben sana yalan söyledim. Hadi git. Git ve karınla ilgilen. Ne yapıyorsun böyle? Seni seviyorum Pratik. Ama ben işimi de çok seviyorum. Evet, evin çok büyük. İnan çok da güzel. Ama ben çok bunaldım. Ve bugün babanın tepkisini gördüğümde... sanırım o çalışmama asla izin vermeyecek. Bu yüzden ben ailemin yanına gidiyorum. Beni terk mi ediyorsun? Bana ne olacak? Sensiz nasıl yaşayacağım ben? Ben de sensiz asla yaşayamam Pratik. Ve şu ağlamayı kes artık. Yüreğim çok acıyor. Pari, ben sen olmadan nasıl yaşayacağım? Birlikte öleceğimize söz vermiştik, değil mi? Sen kocanı seviyorsun, değil mi? Öyleyse sen bu sevgine güven. Pratik'e biraz zaman ver. Ve sen de Pratik. Sakın seni seven karının bu güvenini kırma. Evet yenge. Ama babamın bunu... Sen de biliyorsun. Babamız biraz katı bir insan. Ama onu güzelce anlatırsan o kesinlikle anlayacaktır. Gördünüz. Yaş güzelce konuşunca sakinleşti, öyle değil mi? Yoksa benim bu eve dönmem çok zor olurdu. Ama Yaş babasıyla konuştu ve şimdi de buradayım, değil mi? Onlar ne kadar sert olursa olsun, çocuklarını asla mutsuz görmek istemezler. Ayrıca bu düşünce farklılığı çok normaldir. Anne, baba ve çocuklar arasında bu tür farklılıklar hep olmuştur. Ama siz sakin olun. Bak Pratik, babama biraz zaman ver. Sonra da onunla konuş. Yenge, babamla konuşmadan önce Yaş abimle konuşmak istiyorum. Bana kızdığını biliyorum. Çünkü ben ona yalan söyledim. Senden bir ricam var. Sen bize cesaret verdin yenge. Aynı şekilde Yaş abimle konuşmam için de yardım et.
Yaş. Pratik seninle konuşmak istiyor. Abi. Sen beni babamın tokadından kurtardın. Ama lütfen. Beni azarla, döv. Hiçbir şey deme. Seni incittiğimi biliyorum abi. Çok büyük bir hata yaptım. Pratik sana bir şey söylüyor. Ona cevap versene. Abi, bana istediğin cezayı ver lütfen. Ama böyle sessiz kalma. Ne olur abi. Evet, biliyorum Yaş. Pratik seni çok gücendirdi. Seni incitti. Ama o senin küçük kardeşin. Ve küçükler hata yapabilir. Eğer onunla konuşursan kesinlikle anlayacaktır. Lütfen kardeşinle güzelce konuş Yaş. Kesinlikle seni anlayacaktır. Rica ediyorum. Büyüdün değil mi? Büyüdün ve abine yalan mı söylüyorsun? Abi dur, acıyor. Söylesene kardeşim. Madem babamla konuşmadın, neden gelip bana söylemedin? Onunla ben konuşurdum. Ama sen bana hiç güvenmedin. Hayır abi. Öyle bir şey yok kesinlikle. Korktuğum için sana yalan söyledim. Ve bunun için gerçekten çok üzgünüm abi. Neden bana yalan söyledin Pratik? Söylesene. Kardeşim, ben kızgın değilim. Sadece kırıldım. Pari diye evlendikten sonra çalışabileceğini söylediğin anda sana yalandan nefret ettiğimi söylemiştim değil mi? Yalan benim hayatıma asla giremez. Kendi ailem arasında yalana asla tahammül edemem. Bir daha hiç kimseye yalan söyleme. Hem de asla. Çünkü bir ilişkiyi bağlayan güvendir kardeşim. Eğer bir ilişki biterse nedeni yalandır. Her şey yeniden başlayabilir. Ama güven olmaz. Yaş ve onun ailesi her şeyi yanlış biliyor. Onların hepsi benim dul olduğumu ve Prashant'ın öldüğünü düşünüyor. Bunun doğru olmadığını onlara söylemem gerek. Ben gittiğim o evde bu yalanla yaşayamam. Yaş bu konuda haklı. Bir ilişkinin temelini gerçek ve güven oluşturur. Ben de geçmişimi ona anlatarak aramıza yalanı sokmayacağım. Artık susmayacağım. Yaşa her şeyi anlatacağım. Ona boşandığımı söyleyeceğim. Baba, baba, baba! Baba, sen bugün bana dövüşmeyi öğretir misin? Ben de o serserileri döveceğim işte. Neden? Böylece bir dahaki sefere dövüşürken ben de sana yardım edebilirim baba. Hadi öğret bana baba lütfen. Baba lütfen bana öğret hadi. Tamam. Bir dakika. Buraya gel. Eğer biri karnına vurursa onu hemen durdurabilirsin. Blokla. Çok güzel. Biri sana vuracak olursa tekrar blok yap. Çok güzel.
Ya bundan sonra? Oo, çok iyi. Mesela birisi sana yumruk atarsa ne yapacaksın? Hemen savunmaya geçeceksin. Onu engelleyecek ve yere düşmesini sağlayacaksın. Uf! Tamam, şimdi dinle beni. Hadi yüzüme vur. Ya bu taraf? Vurduğun kişinin ne yaptığına bak şimdi. Baba hadi benimle gel. Ne için? Hadi gel dedim. Baba sen çok iyi birisin. İşte bu yüzden de bugün sana annemi öpme izni veriyorum baba. Hadi annemi öpsene, hiç kızmayacağım baba. Söz veriyorum. Hadi onu öpsene. Söz, sana kızmayacağım. Dinle beni. Hadi bakalım, banyo zamanı. Anş babasıyla ne kadar mutlu. Bir yandan kalbim bana geçmişimle ilgili her şeyi ona anlatmamı söylüyor. Ama korkuyorum. Ya bu gerçek Anş'ı babasından uzaklaştırırsa? Gerçek ve yalan. Hangi tarafa gitmeliyim bilmiyorum. Görüyor musun yenge? İdeal bir gelin gibi. Ve biliyor musun yenge? Gelinin gerçekten rol yapmayı kesinlikle çok iyi biliyor. Ciddiyim. Rol yapmayı ondan öğrenmeliler. Mumbai'de olsaydı çok iyi bir film yıldızı olurdu. Baksana, torunların Palak ve Payal'le ilgileniyormuş gibi görünüp yaşın kalbinde yer edinmeye çalışıyor. Bırak, ne istiyorsa yapsın. Biz rol yapmıyoruz. Sevgili abin ona 3 ay süre verdiğine göre neden onunla ilgilenelim ki? Neler yapacak? İzleyip görelim. Çok merak ediyorum. Ben bu işlere bulaşmak istemiyorum. Abin öğrenirse bana çok kızar. Ama yenge, abim şu an yok değil mi? Abim evde değilken de bu evin tüm yetkileri sendedir. Ayrıca sen çok akıllı ve tecrübeli birisin. Evdeki en yaşlı sensin. En tecrübeli de sensin. Yanlış yaptığında bu gelinine bağırman gerekmez mi? Evet. Ters bir şey olursa onunla konuşurum. Ama böyle bir şey olmadı, değil mi?
Doğru mu bu? Ne diyorsun? Bekle, gidip Palağa soracağım. Yenge, sen çok saf birisin. Sana doğruyu söyler mi? Palak bir çocuk, daha büyümedi. Bunu yeni annesine sorsana. O çok iddialı konuşmuştu, değil mi? İyi bir gelin olacağını söylemişti. İyi bir anne de olacaktı. Bu yeminler yüzünden eve geri döndü. Öyleyse cevapları ondan al. Ah yenge, sen gerçekten çok saf birisin. Etrafta kimse yokken bir şey sorma. Sen ona ne soracaksan, ne söyleyeceksen yaşın önünde söyle. Vereceği tüm cevapları oğlun yaşta duymuş olur. İşte o zaman tüm gerçekler tek tek ortaya çıkar. Benim elimi tutarsın ha? İnan bana Arti, sana unutamayacağım bir ders vereceğim. Eğer ben de seni en kısa sürede bu evden göndermezsem, bir daha da bana Maya demesinler. Mutlusun değil mi? Çok huzurlu olmalısın. Çünkü çocuğuna bir baba buldun. Bak ne kadar mutlu. Peki ya bu annesiz çocuklar ne yapsın? Lütfen hala. Onlara böyle söyleme. Ben onların annesiyim. Bunu biliyorsun. Ben ve Yaş, çocuklara anne ve baba olmak için evlendik. Sen git biraz dışarıda oyna, tamam mı? Ben geleceğim, hadi bakalım. Ve neden Yaş'ın önünde böyle konuşuyorsunuz? Ne oldu abla? Neden gelinine kızıyorsun? Ah. Yaşın babası ona iyi bir anne, iyi bir gelin ve iyi bir eş olması için 3 ay verdi, öyle değil mi? O yüzden söylediklerine saygı duymalıyız. Keşke demeyle anne olunsa yenge. Ne iyi olurdu değil mi? Biz onlara anne sevgisini aşılamak için çalışıyoruz ama bizi hiç dinlemiyorlar. Bak, şuna bir bak. Palak çok düşük bir not almış. Bunu biliyor muydun ha? Çocuğun derslerine biraz dikkat etseydin, o zaman bugün bu durumla karşılaşmazdık, anladın mı? Yaş çocuğuna ne güzel babalık yapıyor. Daha yeni sen de gördün değil mi? Ama bak, bak. Onu hiç çalıştırmıyorsun. Baksana şu nota bir. Sen nasıl bir annesin? Çocuğun çantasına da mı bakmıyorsun? Palak, bu raporu neden sakladın? Çünkü çok az puan aldım. Bu yüzden. Çok korktum. Üzgünüm baba.
Buraya gel. Palak, bunda korkacak ne var ki? Sakın unutma, asla gerçekler saklanmaz. Tamam mı? Sen söylemesen bile okulda öğretmenin beni arayıp notunu söyleyecekti, değil mi? Tabii ki o zaman kimse inanmazdı. Öğretmenin de çok üzülürdü ve sana kızacaktı. Yalan iyi bir şey değil. Canım, birilerine yalan söyleyerek gerçeklerden kurtulamazsın. Hatta daha kötü olur. Bu yüzden de asla yalan söyleme. Gerçeklerden sakın korkma. Bana söz ver. Bundan sonra bir şey saklamayacaksın. Söz baba. Asla yalan söylemeyeceğim. Senden asla bir şey saklamayacağım. Yaş haklı. Her ne olursa olsun gerçeklerden asla kaçamayız. Ona artık yalan söyleyemem. Her şeyi anlatmam gerekiyor. Alo. Alo canım. Anne. İyi ki aradın. Çok endişeliyim. Ne oldu? Gayatri mi bir şey dedi yoksa? Hayır anne. Annem bir şey demedi. Kafam çok karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yanda kalbim her şeyi anlatmamı istiyor ama bir yandan da anlatmamamı ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bir yandan Anş Yaş'la çok iyi anlaşıyor. Onun için sessiz kalmalıyım. Yaş yalanı sevmiyor anne ve ben de yalan söylemek istemiyorum. Ne yapacağım anne? Söyler misin ne yapacağım? Bak canım, yeniden evlenmek ilk evlilik kadar kolay olmaz. Bunu biliyorsun. İstersen bize gel. Ne dersin kızım? Burada rahat rahat oturup her şeyi konuşabiliriz. Hem sen de biraz sakinleşmiş olursun ha? Ama anne, şimdi Ayşe. Ben... Lütfen anla kızım. Bu senin son şansın, bunu biliyorsun. O yüzden ne olur aceleci davranma. Hadi canım, buraya gel, ne dersin? Tamam anne, geliyorum. Bırak beni. Seni hiç anlamıyorum. İşim olmadan yaşayamayacağımı biliyorsun. Benim için işim her şeydir. Ne yapacağım şimdi? Biliyorum tatlım. Bütün bunları babamla daha önce konuşsaydık bunlar olmayacaktı. Evet ama cesaretin yoktu. Ama bunlar benim suçum değil, senin suçun. Keşke anlatsaydın. Eğer bir sorun varsa lütfen söyle. Yoksa ailemin evine döneceğim. Canım, sensiz yaşayamayacağımı biliyorsun. Ha? Tamam, bana bir şans ver. Her şeyi yoluna koyacağım. Bana biraz zaman ver. Her şeyi düzelteceğim. Seni seviyorum. Hayır Pratik. Zaman vermiyorum. Ama düzelt bunu, tamam mı? Ben sadece işimi yapmak istiyorum. Anladın mı? Bana söz vermiştin. Onu yerine getir. Ama hızlı ol. Ha, eğer yapamazsan ailemin evine gideceğim. Ve işime orada devam edeceğim. Bu kadar. Paride. Yenge, çocuklara yemek yaptım. Palak ve Payel odalarında oyun oynuyor. Ama lütfen arada onları kontrol et, olur mu? Ve bir şey olursa beni ara. Ben hemen gelirim, tamam mı? Tamam. Hoşça kal. Thank you.
Teşekkür ederim. Arti. Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Annemin evine gidiyordum. Ama sen merak etme. Ben hallederim. Şey, hayır. Ben de çıkacağım. Seni bırakırım. Tamam. Hadi. Arti geldi. Bence tam zaman. Yaşa her şeyi anlatmalıyım. Yaş aslında... Ben... Aslında ben... Bir dakika. Bunu açmalıyım. Alo? Neden buraya geldin? Ne diyorsun sen anne? Senin ve babam için geldim. Ben senin oğlunum. Yanınızda olmak için geldim anne. Söyle ona buradan gitsin hemen. Anne! Anne beni dinle, anne! Baba! Baba, lütfen annemle konuşur musun? Ben senin oğlunum. Sen beni asla silemezsin anne. Ama Anş da senin oğlun, öyle değil mi ha? Sen onun babasıydın. Ne oldu söylesene. O masum çocuk o serseriler tarafından kaçırıldığında babana ne söyledin sen? Artık Anş'ın babası olmadığını söyledin. Bize gidin, o zengin adamdan para isteyin demedin mi ha, söyle. Gelmiş bir de burada bize ders veriyorsun. Utanmadan buraya hangi yüzle geldin sen? Hemen evimden çek git, hemen. Bu sefer gitmeye gelmedim anne. Buradan gitmeyeceğim. Ne oldu anne? Neden endişelisin sen? Yoksa bir şey mi oldu, söyle. Biri mi gelecek yoksa? İçeri gel. Annem çok güzel kahve yapar. Hem buraya kadar geldin. Gelmezsen annemle babamın hoşuna gitmez. Hadi gel. Bu Arti de kim oluyor anne? O sizin çocuğunuz değil, sizin çocuğunuz benim. Şimdi bana gelmiş, onun için evden gitmemi istiyorsun. Hiçbir yere gitmeyeceğim buradan. Duydun mu beni? Burası Arti'nin evi. İstediği zaman bu eve girebilir. Ama sen yaptıkların yüzünden artık bu eve giremezsin. Seni istemiyorum. Ne söyleyeceksen babana telefonda söyleyebilirsin. Hadi gel. Hemen gidersin. Çok kısa.
Tamam. Arabayı park edip geliyorum. Tamam. Ne dediğimi duymadın mı yoksa? Neden gitmiyorsun? Hiçbir yere gitmeyeceğim anne. Kararını verene kadar buradayım ben, tamam mı? Ne kararı? Eğer Arti senin kızınsa benim kim olduğumu söyle. Yabancı mıyım ben? Benim yüzüme bakınca tiksiniyor musun anne? Söyler misin lütfen bana? Ben kimim anne söyle. Kimim ben? Söylesene hadi. Anne. Arti. Yaşant, arka kapıdan çık. Yaş geldi. Seni görürse bu bir felaket olur. Hadi git. Git buradan, git dedim. Bırak sana. Bırak gelsin anne. Burası benim evim. Sessiz ol. Neden sessiz konuşayım ki? Burası benim evim anne. Gitmesi gerekenler onlar. Dinle artık. O adam kocan, öyle değil mi? Bırak gelsin. O aptal adamın kim olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Git hemen git buradan. Gitmeyeceğim baba. Bugün bizi rahat bırak. Gelecek şimdi. Git hadi, git dedi. Anne. Yaşant, git hemen hadi. Buradan. Baba. Hadi. Neden ben gidiyorum ha? O adamla tanışmak istiyorum ben. Bu benim hakkım. Ben Arti'nin ilk kocasıyım. Bunda sence ne sorun olabilir ki? Söylesene anne. Neden tanışmak istiyorsun? Onun karşısına çıkabilecek kadar yüzün var mı yoksa? Neden anlamıyorsun? Eğer seni görürse sorun olabilir. Git buradan. Gerçekten git. Mi? Neden onu övüyorsun? Onunla kesinlikle tanışmalıyım. Anladınız mı beni? Onu görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Bakalım kimmiş o adam? Bir kez kızımın hayatını mahvettin. Artık buna daha fazla izin veremem. Git buradan. Hadi. Sakın içeri geleyim deme. Yaş, gel, içeri gel. Gel hadi. Otursana. Mutlu ol canım. Mutlu ol. Nasılsınız? İyiyiz. Otur hadi. Daha yeni Arti söyledi de. Siz çok güzel kahve yaparmışsınız. Ben
kahveyi çok severim. Evet evet. Doğru. Hadi şoba. Çok... Çok üzgünüm ya. Şimdi tüp... tüp daha yeni bitti. Evet. Önemli değil. Üzülmeyin lütfen. Yapacak bazı işlerim var. Gitmeliyim. Tamam. Tabii. Tamam. Artı. Çantan odada, değil mi? Arabaya koyalım. Hadi gel benimle. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.